Sahte ulan, bu paraların hepsi sahte. Ulan, bana sahte parayı verip polise kıskıvrak yakalatacaktın değil mi? Yok öyle bir şey. Hepsi gerçek. Bana bak kadın. Ben keriz değilim. Kocanı, kaynananı kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Anladın mı? Bittim ben Gonca. Bittim. Veysel paraların sahte olduğunu anladı. Ama nasıl olur? Nasıl anladı? Baba, paranın sahte olduğunu nereden anladın ya? Casusumuz sağ olsun. İşe yaradı ha. Vay be, gammazladı ha. He ya, iyi korkutmuşuz gözünü. Yalnız var ya baba, telefonla konuşurken hiç renk vermedin ha. Düşün bak, ben bile çakozlayamadım davayı. Oğlum, senin bu baban var ya bu baban. Şeytana pabucunu ters giydirir ha. Ben kurtulmaya çalıştıkça iyice ayağıma dolandılar. Çıldıracağım. Sayenizde çiçekler kurtardı beyim. Benim değil, Melih Bey sayesinde. Ona teşekkür etmeliyiz. Rica ederim Kenan Bey. Bir faydamız dokunduysa ne âlâ. Buyurun. Müsaitseniz bir çay içelim. Hem sohbet de ederiz. Tabii, olur. Kolay gelsin. Sağ olun beyim. Peki ne kadar çekmek istiyorsunuz? 100 bin. Bugün bu meblağı hazırlamamız mümkün değil. Ne demek o? Böyle yüksek miktarlarda para çekeceğiniz zaman bankaya birkaç gün önceden talepte bulunmanız gerekiyor. Nasıl yani? Kendi paramı çekemeyecek miyim canım? Lütfen söylediğim miktarı çekin. Hemen, şimdi. Hanımefendi, söylediğim gibi bu meblağı bugün hazırlayamayız. Bu mümkün değil. Peki, ne kadar çekebiliyoruz? 'Ne kadar o parayı tamamlamam lazım. Başka çarem kalmadı. Sen yarın gidip bunu bozdur en iyisi. Ama bu düğün hediyeniz, yüz görünmüyünüz değil mi bu? Abuk subuk konuşma Gonca. Başka yolu mu var? Adam her şeyi anlatacak yoksa. Peki nasıl isterseniz.
geldin. Ayşe teyze! Ayşe teyze! Ayşe teyze! Kenan amca. Ne oldu? Odada hayalet var. Nasıl almıyorlar ya? Gonca, o paraya ihtiyacım var, anlamıyor musun? Ne yap ne et, hallet şu işi. Paraları da almadan geleyim de mi? Zor günler geçmek bilmiyor değil mi? Şimdi İpek bayıldı. Siz de hazır gibisiniz vallahi. İpek'i de kurtarmışsınız. Konuştuklarınıza kulak misafiri oldum. Emiroğlu ailesinin zor durumda olduğunu bilmiyordum. Anlayamadım. Ya da ailenin değil de sizin mi demeliydim? Siz ne demek istiyorsunuz? Gerdanlığınızı bozduracak duruma gelmenizi, kötü duruma düşmenizi istemem demek istiyorum. Eğer yanlış anlamazsanız size yardımcı olmak isterim. Güzel olmuş bu limonata. Çok sevdim. Geldi mi kızımın limonatası? Teşekkür ederim. Ne tatlı kızdı değil mi abla? Abla, ben seni üzdüm galiba. Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok ablacığım. Üzülme sen. Ayşe abla ilk fırsatta getirecek kızımı zaten. O arzu bırakırsa tabii. Yavrum, İpek'im. Nasılsın kızım? Anne. Canım. Bana ne oldu böyle anne? Eve nasıl geldim ben? Melih Bey getirdi. Evet. Medresede karşılaşmıştık. Nerede şimdi peki? Ablacığım, ne oldu böyle, iyi misin? İpek'im. Açıldın mı kızım? Al baktığına tuzlu ayran getirdim. Hadi iç. İç kızım, iç. İyi gelecek. İç. İyi gelir. Melih Bey gitti mi? Gitti Ali Hanım. Şimdi geçirdim. İpek dinlensin dedi. Sonra gene uğrarım dedi. Bir yudum daha al kızım. Melih mi? Nerede? Gitti mi o? Kim, Melih Bey mi? Şimdi gitti.
cezası. Nereden çıktın ki sen karşıma? Kimsin sen? Yok kulak misafiri olmuş, yok yardım edecekmiş bilmem ne. Senin karşında Arzu Emiroğlu var. Ne idüğü belirsiz bir adamdan para dilenecek değilim ben. Hadi kızım, bir yudum daha iç. Melih ne alaka? Ablan o getirdi. Dışarı mı çıkmışsınız ki? Oğlum, medresede karşılaşmışlar. O da mı hatlatmış? Sergiye gelmiş. Oğlum, yorma ablanı, hadi. Alo. Ne oluyor lan öyle? Ne var ne var? Sevgili yengemizi de mi arayamayacağız yani? Ne söyleyeceksen söyle. Ne söyleyeceğimi sen biliyorsun aslında. Ben bir hatırlatma yapayım dedim. Bana bak sosyete. Bu akşam sözünü tuttun tuttun. Yoksa gelirim o çiftliği başına yıkarım. Anladın? İkide bir arayıp durma beni. Tamam. Paran hazır. Ha. E şöyle desene yenge ya. Sen bayağı hamur atmışsın ha vallahi. Takdir ettim şimdi ha. E hadi ben kapatıyorum şimdi, çok yazmasın. Nasıl olsa görüşeceğiz. Pislik. Allah'ım ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Hadi Gonca sat şu gerdanlığı. Arzu, ne hallere düştün sen böyle? Hoşlanmadım bu adamdan anne. Adam her yerden çıkıveriyor. Hem medresede ne işi varmış ki? Oğlum, ya ablam bayıldığında yanında kimse olmasaydı? O zaman ne yapacaktık? Teşekkür edeceğin yerde... Şey, Aliye Hanım. Bir şey diyecektim. Diyecektim ki... Söyle Ayşe, ne var? Zaten elim ayağım titriyor. İzniniz olursa ben bugün bir çarşıya insem. Bugün olacak iş mi? İpek böyleyken. Fazla uzun sürmez. Birkaç saat. Olmaz Ayşe, uzatma. Amca. Bugün beni dışarıya çıkarır mısın? Olmaz güzelim, okula gideceğim. Ben de geleyim, ben de geleyim lütfen. Okula mı gelmek istiyorsun benimle? Evet. İyi madem, gel bakalım cimcime. Gonca. Satamadım. Ne demek satamadım? Ben sana bir şey halletmeden gelmeyeceksin demedim mi? Senin yüzünden neler çekiyorum ben? O Melih var ya, o Melih. Bana para vermeyi teklif etti. Bana, Arzu Emiroğlu'na. Para mı? Para ya. Seninle konuşmamızı duymuş. Ya şimdiki yana söylerse? Karınıza borç vermeyi teklif ettim derse? Ama ben... Gonca, salaksın. Çok salaksın. Bir işi de becerip gel ya. Ben sana demedim mi halletmeden gelme diye? Dediniz ama. Ama ne? Girdiğim her kuyumcu aynı şeyi söylüyor. Neymiş o? Gerdanlık çok pahalıymış. Bu yüzden sertifika istiyorlar.
Aliye Hanım'ın düğün hediyesi o. Kaç sene oldu? Nereden bulacağım sertifikayı? Ne söylesem kabul etmediler. Seni gönderen de kabahat. Tabii bu kılıkla gidersen kimse sana güvenip kabul etmez. Ver şunu bana. Kendi işimi kendim halledeceğim yine. Amca, ben hazırım. Tamam cimcime, hadi çıkalım. Oğlum, nereye? Okula. Tuğçe de mi seninle geliyor? Fazla bir işim yok zaten okulda. Projeyi teslim edip çıkacağım. Oradan bizim kafeye geçeriz. Bir şeyler yedirir mişim çocuğa. İyi, tamam. Dikkat et. Merak etme sen. Hadi biz kaçtık. Elif. Sen de bizimle gelmek ister misin abiciğim? Ya, o gelmesin. Ayşe abla, Elif'i de götüreyim mi? Biraz hava alır çocuk. Şey... Bilemedim ki ablacığım. Gitsin gitsin, iyi olur. Hem evde patırdı gürültü olmaz. İpek de dinlenir, uyur biraz. Hadi gel. Hadi görüşürüz. Aman Selim, ikisi birden yanında. Mukayyet ol yavrum çocuklara. Merak etme sultanım. Yoruldun değil mi abla? Yok Zeynep'ciğim. Bugün proje tesliminin son günü. Okula gitmem gerekecek abla. İnşallah hocam beğenir Zeynep. Umarım. Zaten ben projeyi teslim eder etmez hemen geleceğim. Tamam Zeynep'ciğim. Hadi hadi o zaman bırak sen. Tamam abla. Kolay gelsin. Sağ ol Zeynep'ciğim. Tata! İşte burası. Ay, şimdiden hayal edebiliyorum. Çok güzel olacak. Ne o, sen beğenmedin mi? Ya güzelim, iyi diyorsun, hoş diyorsun da buranın kirası anasının gözü gibidir. Ay ama çok merkezi. Bak benim burada böyle bir dükkan bulmam bile mucize. Ya ben de onu diyorum zaten. Burası çok pahalıdır bak, bizi aşar. Aşk olsun. Ben sana iş kuracağın zaman böyle mi yaptım? Ya benim oto yıkama dükkanına bak, bir de şuraya bak. Hadi bak gel gidelim. Şöyle mahallede ufak tefek bir dükkan tutalım. Şey, adam gelecek. Kim? Emlakçı. Hoppala. Ya kızım sen niye bana sormadan danışmadan böyle işlere kalkışıyorsun? Ha şimdi böyle mi oldu? İki gün önce aşkın canımdım. Ay aşk olsun yani. Senden ufacık bir şey istedim Murat. Ya dediğin lafa bak be kızım. Ne yani? Şimdi tutmayacak mıyız burayı? Ya tutarız tutmasına da. Teşekkür ederim. Tamam kız, böyle sokak ortasında ayıp oluyor yani. İyi, tamam. Elifciğim, hadi binelim. Amcacığım, hadi arkaya. Ya amca, ben onun yanında oturmak istemiyorum. Çocuklar öne oturmaz ama. Hadi sözümü dinle. Ya amca ya. İstersen yalnız Elif de gidelim ha. Ne dersin? Thank you.
dikkatli olun, olur mu? Merak etme Ayşe abla. Elif bana emanet. Ya oğlum bu bugün mü söylenir? Daha önceden haberim olsaydı. Tamam, tamam. Ne yapalım? Son dakika haber veriyor ya. Ne oldu, bir sorun mu var? Aa, Melek. Ya bizim Yunus bugün gelemeyecekmiş. Yani anlayacağın, garsonsuz kaldık. Sen bugünlük servise bakabilir misin? Olur. Çok sağ ol. Çok zor durumda kalacaktık yoksa. Ne demek? Sağ ol. Melih Bey'den Allah razı olsun. Çiçekler iyileşmeye başladı. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Biz de kulaklarınızı çınlatıyorduk. Durum iyi gibi görünüyor. Sayenizde sorun büyümeden çözüldü. Tekrar teşekkür ederim. Kenan Bey, şu geçen konuştuğumuz tarım işleme makineleriyle ilgili bir karara vardınız mı? Ben de sizinle bunu konuşmak istiyordum bugün. Tarım makinelerini yenilemek akıllıca olacak. Çok sevindim Kenan Bey. Toprakta geleneksel yöntemler geçerliliğini korusa da değişim şart. Özellikle teknolojik değişim. Emin olun, doğru bir karar verdiniz. Faydasını göreceksiniz. Ne diyeyim? Haklısınız. O zaman fazla uzatmadan bankaya gidip gerekli talimatları hemen vereyim. Dikkat et lan. Camlardan su girmesin. Merak etme Vesel abi, iş bende ya. Bizim Armut oto yıkama işi deyince başlarda çok tınmamıştım, biliyor musun? Böyle iyiymiş ya, kendi işin. İyidir abi, iyidir. Hayırdır koçum, canın sıkkın gibi? Var bir şey be abi. Oğlum söyle Veysel abine, bir şekilde çözer ya. Ya abi bir iş var. Ha, şu dün bahsettiğin iş mi? Yok, bu başka. Daha büyük bir iş abi. Büyük derken? Çok büyük be Veysel abi. Param olsa hiç düşünmez girerim. Abartmıyorum, evim olsa satıp girerim abi. O kadar yani. Yapma ya. Nasıl bir işmiş ki bu? Şöyle abi, benim uzaktan tanış olduğum bir yatırımcı var. Adam emlak işinde. Neyse abi, adam Azerbaycan'a gidiyor. Bir ay içinde parayı ona katlayıp geliyor. Yapma ya. Bizim bu Zafer abi var ya, altına sıfır arabayı nasıl çekti sanıyorsun? Vay çakal vay. Kahvede hava atmasını biliyor ama. Demek öyle kazandı ha? Ah be abi, biraz birikmiş sermaye olsa hiç düşünmez girerim ben bu işe. Ya bu adam o kadar güvenilir mi peki? Sen ne diyorsun abi? 10 kat diyorum sana, 10 kat. Bu adam şimdi buralarda mı? Bir hafta daha buralarda ama o da en fazla. Şu herifi kaçırmadan bir yolunu bulsaydık. Kızlar, ben 5 dakika gidip geleceğim, tamam mı? Ödevimi teslim edeceğim. Bakın, arabada uslu uslu duracaksınız, anlaştık mı? Dışarı çıkmak yok.
Alo Zeynep. Neredesin? Ben okula geldim. Tamam. Hocanın odasının önünde görüşürüz. Anlaştık değil mi çocuklar? Hı hı. Bakın, uslu durursanız sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Nereye? Arkadaşın kafesine götüreceğim. Orada pasta da yiyeceğiz. Biraz. Kolay Arzu Emiroğlu ben. Müsaitseniz bugün uğramak istiyorum. Önemli bir işim var da. Tamam, birazdan orada olurum. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Buyurun, geçin lütfen. Uzun zamandır görüşmüyoruz Kenan Bey, nasılsınız? İşleriniz, güçleriniz nasıl? İyi sayılır, uğraşıyoruz. Nasıl yardımcı olabilirim size? Şirket hesabından 350 bin lira kredi çekmek istiyorum. Tabii. Bu arada Arzu Hanım hala kızgın değildir umarım bize. Niçin? Dün bir miktar para çekmek istedi. Ancak biz hepsini karşılayamadık. Birkaç gün öncesinden talep etmiş olsaydı sıkıntı yaşamadan temin ederdik. Ne kadar verebildiniz? 50 bin kadar. 50 bin mi? Evet Kenan Bey, sizin haberiniz yoktu galiba. Yok, vardı, unutmuşum. Dün ben dışarıdaydım. Sevtap Hanım kendisini tanıyamamış. Yani daha önceden haber vermiş olsaydı biz de hazırlıklı olurduk. Neyse, sorun değil. Bu arada bir saniye bekleyin Kenan Bey, hemen geliyorum. Yine ne işler çeviriyorsun sen? Neredesin? Evdeyim ama tam çıkmak üzereydim. Çıkma bir yere. Eve geliyorum. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız hayatım? Çıkma dedim. Geliyorum. Elif mi öğrendi yoksa? Yüzdüm kuyruğuna geldim. Ulan ben ne yaparım? Biraz çok yer kaplıyorsun. Kenara çekil biraz. Ama ben iki koltuk da benim. Bu araba da amcamın arabası. Ama Selim amca oturmama izin verdi. Git kendi babanın arabasına bin.
Annem olsaydı seni hayatta arabasına bindirmezdi. Nerede kaldı bu adam ya? Gelir şimdi canım ya. Ha iyi de yavrum, kaç saattir bekliyoruz. E bizim de işimiz gücümüz var yani. Ay duyan da iş adamı sanar. Ya şaka yaptım ve hemen bozulma. Hah geliyor bak. Merhaba Fikret. Projeyi son günde teslim ettiğimize inanamıyorum. Ben pek yardımcı olamadım tabii. Yo, onun için demiyorum. Yani biliyorsun çalışıyorum. Tabii canım, biliyorum. Arkadaşlarla falan görüşüyoruz demiyorum zaten. Asla. Sen bana laf mı çarpıyorsun? Yo, onu da nereden çıkardın? Şimdi eğer geçen günden bahsediyorsan, birincisi o benim arkadaşım falan değil. İkincisi sana hiç açıklama yapmak zorunda değilim. Üçüncüsü, ben senden açıklama yapmanı istemedim ki. Niye konuşuyorsun o zaman? Bir şey demedim ki. Neyse, bırak onları da, arabada yeğenlerim var. Tanışmak ister misin? Çok tatlılar ablası. Yeğenlerine mi geliyorsun artık okula? Çok izahatlılar, ne yapayım? Sizin kafeye götüreceğim. Oradan da parka geçeriz. Sen nereye? Ben de kafeye gidiyorum. Gel bizimle o zaman. Yeğenlerinle tanışmış olursun. İyi peki. Allah'ım yine o ya. Şey, siz gidin. Benim bir işim vardı da unutmuşum. Arayan kim? Ailevi bir mesele. İlgilenmem lazım. Peki. Tamam, sonra görüşürüz. Yine mi siz? Yine mi derken? Teessüf ederim Zeynep Hanım. Bu ikinci arayışım. Ne istiyorsunuz? Unuttunuz galiba. Dün sözleşmiştik bugün buluşur bir yerlerde bir şeyler içeriz diye. Evet konuşmuştuk ama benim işe dönmem lazım. Zeynep Hanım hep geçiştiriyorsunuz beni ama. Biliyorsunuz çalışıyorum. Tamam işte. Hem işe de bırakırım ben sizi. Neredesiniz söyleyin gelip alayım. Hiç gerek yok, boşuna yorulmayın. Aşk olsun, ne yorulması? Asıl ben sizin yorulmanızı istemem. Malum hem çalışıyorsunuz hem okuyorsunuz. Allah muhafaza babanız bir duyarsa hiç hoş olmaz değil mi? İyi peki. Buluşalım. Ama en fazla yarım saat durabilirim. Hay hay. Neredesiniz söyleyin hemen alayım sizi. Gerek yok, ben kendim gelirim. Daha önce görüştüğümüz yerde o zaman. Olur. Ne bu kalmıştı uğraşmadın. Biz şimdi istediğimiz zaman buraya tutabiliriz değil mi? Tabii tabii, kontrat hazır zaten. Bir imzaya bakın. Ne kontratı ya? Kızım böyle marketten ciklet alınır gibi mekan mı tutulur? Bir girip baksaydık içeri. Dün gördüğü şeydi hanım dükkanı. Evet ben çok beğendim. Ya kızım ne yapıyorsun böyle yangından mal kaçır gibi? Bir girelim bakalım. Dur 2 dakika ya. Ne o? Konuşmaya gelince mangalda kül bırakmıyorsun. Şimdi yan mı çiziyorsun yani? Kızım bak, bizde söz racondur. Biz sözümüzü tutarız. Tamamdır abi. Ben tutuyorum bu mekanı. Ne kadar kirası buranın? Kira 1500. 1500 mü? Evet. Ya ama buraya göre çok ucuz değil mi? Tabii tabii, çok uygun. Buyurun, şuraya imza versin. Yalnız abi, ben parayı ancak yarın verebilirim. Olur, kontratta hesap numarası var zaten. Yalnız mal sahibi 3 aylık kirayı peşin istiyor. Bir kira bedeli depozito, kira bedeli %12'si emlak komisyonu,
Ödemeyi yarın akşama kadar yapabilirsiniz. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Kenan? Allah Allah. Ne konuşacağız? Ne öğrendi acaba? Ya Elif'i öğrendiyse? Of! Hemen bir açıklama bekliyorum senden. Kızlar, usturup beni üzmediğiniz için teşekkür ederim. Ne yapalım şimdi, acıktınız mı? Acıktım. Hem de kurt gibi. Elif, sen de acıktın mı abicim? Hı hı. Tamam o zaman. Önce bizim kafeye gidelim. Oradan da parka geçeriz, anlaştık mı? Yaşasın. Neden bahsettiğini anlamıyorum Kenan. Bence gayet iyi biliyorsun neden bahsettiğimi. Lütfen söyler misin? Neden benden sakladın? Neyi? Bankadan geliyor. Yani? Anlamamış gibi yapma. 50.000 lira para çekmişsin. Niçin? İşte burası. Dur amcacığım, park etmedim daha. Çok sıkıldım ama. Tuğçe, biraz sabır ol amcacığım. Bak, kafede beni üzmek yok, anlaştık mı? Hı hı. Ben usta dururum ama Elif'i bilmiyorum. Hadi inelim. Ben geldim abi. İşim erken bitti. Üstümü değiştirip hemen geliyorum. Melek, Yunus geldi sağ ol. Sen artık içeri geçebilirsin. Cevap ver. Senden bir açıklama bekliyorum. Gerçekten inanmıyorum. Neye inanamıyorsun? Bütün sürprizi berbat ettiklerini. Ne sürprizi? Peki söyleyeyim. Hoş, artık bir kıymeti kalmadı. Bu suçlar tarafından sonra tadı da kalmadı zaten. Ne diyorsun, ne? Doğum günün için sana sürpriz yapacaktım. Arabanın modelini yenileyecektim. Bu mu sürpriz yani? Ne yani? İnce düşündüğüm için suçlu ben mi oldum? Hala sürpriz diyor ya. Tamam yeter Kenan. Başıma ağrılar girdi. Bunun için mi bekletin beni evde? Bağırıp çağırmak için mi? Tamam yeter. Dinlemek istemiyorum. Arabamı da yenilemek istemiyorum. Bundan sonra benden habersiz şirket hesabından işlem yapmanı da istemiyorum. Anladın mı? Tamam Kenan. Senden izin almadan bahçeye bile çıkmam artık. Nereye? İşim var. Tabii müsaade edersen. Oo, tatlı bir telaş ha? Sayılır abi. Yok daha bir şey ortada. İyi, hadi kolay gelsin. Benim küçük bir işim var. Çıkıyorum ben. Tamam abi, bu saatten sonra iş olmaz zaten. Hadi, eyvallah. Alo, Murat.
Ben eve geçiyorum. Sen de geç kalma, çabuk gel. O sosyete birazdan gelir, tamam mı? Hadi. Bugün benim yüzümden çok yoruldun Melek abla. Olur mu hiç böyle şey? Ablacığım çok sağ ol. Burada ne yazıyor amca? Mantar kremalı tavuk, haşlanmış sebze ve pilav eşliğinde. Peki burada ne oluyor? Elin peynirli salata. Peki burada? Karar verebildiniz mi Selim Bey? Ben hamburger istiyorum. En büyük olanında. Sonra pizza istiyorum. Bir de patates kızartması. Bir de kola. Sonra bir de çilekli pasta. Amcacığım, hepsini nasıl yiyeceksin? İşte. İyi madem, peki. Elifciğim, sen ne istiyorsun? Karar verebildin mi abiciğim? Hadi ama, bir şeyler yemen lazım. Bak, burada pizzalar var, burada hamburgerler var. Hangisinden istersin? Salçalı tost var mı? Salçalı tost mu? Annem bana hep ondan yapardı. Öyle tost mu olur hiç? İyi madem. Elif salçalı tost istiyor. Biz bir tane de salçalı tost alalım. Yapabilirsiniz değil mi? Tabii. Bugün de ne kalabalık ya. Bereketli oldu ama bugün. Birkaç sipariş var, hamburger, pizza falan. Onları ben hallederim de. Bir de salçalı tost istediler. Salçalı tost mu? Onu nasıl yapacağım ben? Salçayı ekmeğin içine mi, dışına mı süreceğim? Tamam, tamam. Yaparım ben. Sana da zahmet olacak abla. Ne demek? Elif de pek sever. Merhaba Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Dersler nasıl gidiyor bakalım? İyi. Vallahi Zeynep Hanım, cesaretinize hayran kalmamak mümkün değil. Ne cesareti? Yani bir yandan okuyorsunuz, kimsenin haberi olmadan. Diğer taraftan geçim derdi, çalışıyorsunuz. İşiniz zor vallahi ama bravo değil mi? İyi günler. Arzu Hanım, hoş geldiniz. Sizi uzun zamandır göremiyordum. Maalesef öyle oldu Cihan Bey. Çok şanslısınız. Bu sabah çok özel bir parça geldi. Ya, öyle mi? Tarzınıza çok uygun. Size de çok yakışacak. Denemek ister misiniz? Belki başka bir zaman. Ben aslında... Aslında bunun için geldim. Bu parçayı elden çıkartmak istiyorum. Tabii efendim. Sizden bir fiyat almak istiyorum. Thank you.
kim bilir şimdi ne yapıyorsun? Ne yiyip ne içiyorsun yavrum? Ne diyorsunuz? Arzu Hanım. Bir sorun mu var? Siz bizim en saygın müşterilerimizdensiniz. Nasıl desem, biz bu gerdanlığı kabul edemeyiz. Evet, biliyorum. Böyle kıymetli parçaları elden çıkartmak zor oluyor. Sanırım sertifika gerekiyormuş. Arzu Hanım. Bakın, beni tanıyorsunuz. Zaten gerekmese böyle kıymetli mücevheri elden çıkarmam. Anlıyorum ama... Lütfen. Benim için çok önemli. Sanırım siz olayın farkında değilsiniz. Neyin? Bu gerdanlık sahte. Ne? Yani şimdi bu ikisini hiç kimse ayırt edemez, öyle mi? Profesyonel bir göz olmadıkça bu sahte olduğunu kimse anlayamaz. Güzel. Aa, yoksa Ali Hanım'ın sana aldığı kolye sahte miymiş? Yazık sana Arzu. Amcacığım, yapma. Acıktım işte, acıktım. Bak Elif hiç öyle şeyler yapıyor mu? Bana ne, salak işte o. Tuğçe. Yemek, 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 yemek. Abi sonunda. Bizim cadı yemek diye canım okudu. Kusura bakmayın Selim Bey, biraz geciktik. Tostu senin için özel hazırladık. Bak bakalım beğenecek misin? E hadi başlayın. Elifciğim, yesene. Beğendin mi? Hı hı. Aynı annemin yaptığı gibi. Çok güzel olmuş. Çok çirkin ol. Hiç annemin yaptığı gibi değil. Amcacığım ne yapıyorsun? Ben hiç beğenmedim. Seninki de çok çirkin. Tuğçe yapma. Bak seni bir daha buraya getirmeyeceğim. Getirmezsen getirme işte. Zaten burası da çok çirkin. Tuğçe otur hemen. İşte. Ben Luna Park'a gitmek istiyorum. Yemekten sonra gideceğiz. Banyene, ben şimdi gitmek istiyorum. Tuğçe, otur dedim. Sen götürmezsen ben kendim giderim. Tuğçe, Elif sen bizi bekle abicim, tamam mı? Biz geliyoruz. Tuğçe, gel buraya. Tuğçe, gel diyorum. Gel. Baba, ne oluyor? Elif'im.